Evet sevgili dostlarım. Şimdi bugün baktım yolculuk bitince böyle biraz internette gezineyim istedim. İşte Yusufiyeliler Sayın Genel Başkan'a bağlılık için ziyarette bulunmuşlar. Fotoğrafa baktım. Tabi hüzünlendim. Çile çekmiş arkadaşlar. Saçları ağarmış, yaşlanmışlar. Eee Çoluk çocuğa, gençlere, Türk milletine örnek olacak konuma gelmişler. Evet, bu arkadaşlarımız Genel Başkanımıza destek verdiler. Tabii ki onların iradeleri saygındır. E, herkesin bu duygusuna ya da işte inandığına saygı duymak gerekiyor. Ben de saygı duyuyorum. Ancak keşke bu Yusufiyeli arkadaşlarımız Aynı kaderi paylaştığımız, cezaevlerinde aynı çileleri çektiğimiz arkadaşlarımız. Şu hususları da genel başkana arz etseler idi. Belki de ettiler bilmiyorum. Ben seslendiriyorum duygularımı sadece. Evet, Ülkücü Hareket 5000 şehit vermiştir. Vicdansızlar tarafından, kahpe vatan haini örgütler tarafından şehit edilen ülkücü sayısını hep böyle tarif ederiz. Ama son 20 yıldır ülkücü nesil neredeyse kesilmiştir. Ülkücü hareket, ülkücü kadroları yetiştirememiş duruma gelmiştir. Maalesef birbirini tehdit eden, birbirini hakaret eden, küçük günlük, yani isimlendirirken çok dikkat etmek istiyorum hesaplarla, hareketin geleceğini düşünmek yerine, insanların ya da kendilerimizin çıkarlarının eee peşine düştüğümüz görünümü vermişizdir. Bu destekte biraz böyle bir fotoğraf verdi, kaygısıyla e, rahatsızlığımı, üzüntümü ifade ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi seçimde bir hezimetle yenilgiye uğramıştır. Bu yenilginin eee muhatapları bellidir. Bu yenilginin faturası da kesilecek insanlar da bellidir. Tıpkı adaylığını koyan vekil arkadaşlarımızın seçildiğinde ödül aldığı gibi seçilmediğinde ceza aldığı gibi e, her siyasi partinin eylemlerinin bir karşılığı olmalıdır. Tabi bizim partimizde böyle bir karşılık yok. Tartışılmaya bile izin vermiyoruz. Tam tartışılacakken Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'nde biat törenleri, destek e, ziyaretleri tesadüfi değildir. Bu senaryonun bir başka yüzüdür ve bir başka parçasıdır. E, şimdi bu değişimi ya da işte partinin hezimete uğrayışını sorgulayanlar yeniden hain ilan edecekler, edileceklerdir. Bin bir türlü iğrenç sıfatlar takılacaktır. Diğer e, açıklamalarımda ve sohbetlerimde de söylemiştim. İşte e, iletişimin şeytani yönünü kullanarak yine ülkücü itibarsızlaştırılacak, yine hainler çoğaltılacak ve böylelikle biraz da azalarak eriyerek davamız ve partimiz temsil kabiliyetini kaybedecektir. seçimde kaybettikte. De...